Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Arkadaşlar, şöyle insan baktığı zaman şöyle kendine, varlığa, kendisini tanımlaması nispetinde kainatın arkasına geçiyor. Mesela kader risalesi, kader, Allah'a imandan, amentu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusuli ve yevmil ahir ve bil kaderi bırakmıyor, izah ediyor. Hepsinde bırakıyor. Amentu billahi, Allah'a iman. İzah yok. Ve melaiketi, izah yok. Ve kütübihi, izah yok. Ve rusulihi, izah yok. Ve yevmil ahir, izah yok. Ve bil kaderihi, aç, hayrihi ve şerrihi. Kader zor olması gibi gözükmesinin sebebi, o izahı kaçırmaktan kaynaklanıyor. O hayrihi ve şerrihi bilememekten putlaşıyor insan, ilahlaşıyor kadınlar, tanrılaşıyor paralar. Hayrihi ve şerrihi. Beşi, insanın dışındadır. Amentü billahi. Allah kim? Benim dışımda. Bir şeye iman etmek. Allah, yani kim Allah? Benim dışımda diye parmakla gösterebiliyorsun. Ve melaiketi, benim dışımda. Ve kütübihi, kitaplar, benim dışımda. Bak göster, nedir diye parmak gösterebiliyorsun değil mi? Ve resulihi, kim bu? Peygamberler. Bizim dışımızda değil mi? Ve yevmil ahir, benim dışımda bir yer. Ve bir kaderi kim? Göster bana parmakla. Nereye iman bu? Gösterebileceğim bir yer var mı? Hayrihi ve şerrihi yorumlayan insanın kendisi. Beş tane iman esasını hazmeden, farkındalığa gelen, fark edip farkındalığa gelen, kendisini kainatla ve Allah ile yorumlayan içsel enfusi alemini geçen insan, varlığın arkasına geçen insan, mühte, ekranda gözüken şeytan meleği, doğruyu yanlışı, imanı küfrü, karanlığı aydını, arkada öyle bir şey yok, onu fark ediyor. İman etmek demek emin olmaktır. Kendinden emin olacaksın. Onun için gazete okumak çok kolaydır. Üstad diyor ki Risale-i Nur gazete gibi okumayın. Ne demek öyle? Sahte okumayın değil o. Gazete okumak hariçtir. Zevk verir. O oldu, olmadı. Risale okumak kendini okumaktır. O kadar zor ki beş tane iman esasını hazmettikten sonra kendini okuma makamına geçen kişi kendinden emin oluyor. Kendini okuduğu için kederden emin oluyor. Neticesi de Allah'a iman ettik, imanım arttı. Meleklere iman ettim, şu yakınıyetim arttı vesaire. Kadere iman ettim. Neticesi ne? Men amene bil kader, emine minel keder. Kederden emin oldum. Neticesi de kendisi. Yorumlayan da kendisi. İnşallah dün oldu buna ait bir ders. Kader niçin iman esasının 6. sırasına konmuş diye bu isimle çıkacak. Tavsiye ediyorum, onu mutlaka dinleyin. Çünkü çok ilginç bir, bu buradan 5-10 dakika garibine gitti. Bir saat bu işte. Şimdi ben, bu ne işimize yarayacak, bunlara girdim. Kardeşim, huzur, mülkten enfüse, yani kendini varlığın arkasına taşıyabildiğin kadar rahat edersin. Onların dayatmalarından çıkarsın, varlığın. Yoksa gömüyor seni. Yürürken telefon, metroda telefon. Tuvalette de telefon. Gömülmüş. Peki telefon mudur o baktığın? Hayır. Kaçış rampası bu. Kaçıyor. Nereye kaçıyor? Kimden? Kendisinden. Kendisinden kaçıyor. Buhranından kaçıyor. Sıkıntısından kaçıyor. Ya ver ya şu telefonu ya. Ver ya, ver ya. Kavga etti kadınla. Ver lan. Ver. Of, seninle uğraşmak lazım. Kaçış rampası.
Kaçış rampası nedir biliyor musun? Kamyonların freni patlayacağını bazı yerler var. İzmir, Samsun, inişte. Sonra fren patlarsa sağdan bir yol yaparlar böyle. Kaçış rampası diye o. Hop, bu kadar yarım metre kadar kum çakıl yapılmış. O oraya gider. Oraya saplanır gider. Yani kaçış. Öyle yazıyor zaten. Kaçış rampasının 500 metre falan. Şimdi insan kendisini yorumlayacak. Kendisini tanıdı mı? Tanımlamaya geçecek. Tanıdı mı? Tanımlamaya geçecek. Hatta Allah diyor ki beni tanımak istiyorsan ilk önce kendini tanı. Allah demiyor. İlk önce beni tanı. Şimdi biz öyle diyoruz. İlk önce beni kabul et. Çok önemli. Şimdi insan ve kainata baktığı zaman mevcudat insana çalışıyor. Elma, armut, kedi, köpek, hatta gül, çiçek. Bu güzellikler. Mesela gülün güzelliği öküze bakmıyor. Yani bir otla gül öküz için eşittir. Farklılık var mı sizce? Gül, bir de yonca, taze bir yonca. Mesela güzeli muhabbet kuşuyla kopmuş bir et parçası veya balık kafası kedi için aynıdır. Kedi der mi ya? Şuna kıyamam ya. Şu güzelliğe bak. Allahu Ekber ya. Der mi? Demez. Bunlar hepsi insana. İnsana. İnsan böyle baktığı zaman esbab-ı zahiriye pek basit. Yani şu gözümüzün önünde ağaç, yağmurun yağdırılması, anı ve miktarı basit. Yani basit yani. Şuursuz. Yani yağma miktarı, yağma zamanı ve yağdığı yer. Pek basit. Mahdut, fakir. Camit ve fakir. Yani akıl fakiri. Bilmiyor. Mesela kedi, köpek, köpek olduğunu bilir mi köpek? Zaten köpek, köpek olduğunu bilse kafayı yer. Ha, insan kendisini tanımaya, kendisiyle meşgul olmaya başladı mı, sıkıntılar başlıyor. Lakara lukara dışarıda olduğunu unutuyor kendisini. O da geçici çare zannediyor. Şimdi doktorlar ne söylüyor biliyor musun çocuğunuza? Sokağa attın dedi ya. Eski de eve getiremiyordu. Şimdi evden çıkartamıyor. Evet. Hep böyle ben kimim? Niye buradayım? Vazifem ne? Ne ifade ediyor? Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Vazifem ne? Buna bulduğun kadar cevap rahat edersin. Boşuna oyalanma, huzur bulamayacaksın. Sen bir tanesin, içimi bir yarsan senin gibi binlerce insan var. İntihar eden mi var içinde, intihar edenler, aday olanlar mı, buhran geçirenler mi? Bir sürü, onun için bilerek söylüyorum. Kendine ne kadar değer verirsen, kendini ne kadar keşfedersen, kendine ne kadar zaman ayırırsan, kendine ne kadar barışık olursan, kendini ne kadar seversen, inan o kadar rahat edeceksin. Kaçma kendinden. Telefon kaçış lambasıdır. İnternet kaçış lambasıdır. Maçlar falanla kaçış lambasıdır. Bak diyor ki, esbab-ı zahiri, bak bakalım, bütün mevcutat sana hitap ediyor. E sen sana bırakılır mısın? Yaptığın adımlardan bedeli çıkıyor. Bak bakalım mesela, balık, sebebi acı su ve basit kum. Diyordu, ustadımız öyle diyor. Basit kumdan ve acı sudan ibaret. Ama sisteme bak ya. Yani. Kokusu acayip, tadı garayip, renkli tuhaf. Elementleri, gıdası farklı. Yani ne acayip bir şey ya. Pişerken bile kimlikleri ayrı. Her balık farklı kokar. Patlıcanla patates kızartması farklı kokluyor gibi. Sebepler çok basit. Güneşli vuruyor. Kimisini yeşil yapıyor, kırmızı, beyaz yapıyor, kimisi pembe yapıyor, bilmem ne yapıyor. Mahdut, fakir, camit. Yani camit yani. Aa bu işte. Camit. Göz kulak olacak. Şuursuz, iradesiz. Bir şeye yatırım yapıyorum, bir şeyi götüreceğim şimdi. İradesiz.
Kanunlar kısmı da itibari ve mevhum şeydir. Götüreceğim şu. Ortada bir sanat var. Ortada bir sanat var. Çeşitlilikleriyle beraber bir öğretiler var felsefi. Bunlar yaptı diyor. Bunun karşısında olan dinler var. İki tane kategoridir. Yani felsefede diğer öğretilerde tek kategori. Allah yapmadı diyor. Dinler Allah yaptı diyor. İkisi de bir konuda zıt. Bak. İkisi bu konuda zıt. İkisi aynı konuda doğru olamazlar. İkisini de biz tanımıyoruz. Dinler diyor ki Allah yaptı. Felsefi öğretiler, beşeri anlayışlar diyor ki kendi kendine veya sebepler vesaire. Tabiat. İkisi zıt. Şimdi burada diyor ki, diyecek ki ortada olan bir tane şey diyelim, balık açıldı veya Tokat'ın en meşhuru ne diyor, şeftali. Çok garibime gitti. Tokatlı var mı Tokatlı? Var. Var değil mi? Bak reklamını yaptık yani. Böyle. Çünkü en son şeftali yedirdiler. Böyle acayip bir şey yani, garip. Bildiğimiz piyasa değilmiş. Şimdi bak, şimdi bu ortada bir sanat. Din diyor ki bunu Allah yaptı. Onun karşıtları diyor ki kendi kendine oldu. Veya tabiat kanunları yaptı. Tesadüf yaptı. Şimdi ortada baktıracak burada kitapta. Diyor ki 58 mesnevide. Diyor ki Allah'ın yapma ihtimali kaçtır? Tanımadığımız için %50'dir. Tanımıyorum. Yaptı mı? Bilmiyorum. Yani tanısam yapabilir değer yapamaz diyebilirim. Tanımıyorum. Sebepler yapabilir mi? %50 de o. Tanımıyorum. Mesela deseler ki bak ben bunu tanımıyorum. Araba veya bilgisayar program yapabilir. Bunu bilirim yapar. Seni tanımıyorum. Sana ne demem lazım? Yapabilir de yapamaz. Öyle değil mi arkadaşlar? Tanımıyorum. %50. Allah mı yaptı? Bilmiyorum. Tanımıyorum çünkü. Yani ta temelden götürüyorum, dikkat edin. Tanımıyorum, Allah yaptı demiyorum. Yaptı da demiyorum çünkü tanımıyorum. Yapamaz da diyemiyorum çünkü tanımıyorum. Bunun gibi. Bu programı yazabilir mi? Tanımadığım için yapar desem taassup, yapamaz desem inkar. Tanımıyorum, %50. Tamam. Şimdi Allah bu tarafta. Sebepler onun karşısında. Bakıyoruz, bu yapabilir mi? Tanımıyorum diyemiyorum. Çünkü görüyorum. Bağlay balığı görüyorum. Sebebi su ve kum. Böyle bir şey yapamaz. Yani oradaki duman, balıktan çıkan duman ve her balığa cinsine has koku, tat, renk, kimliğini kum ve acı su veremez. Böyle bir şey yapamaz. Mesela kör maddelerden anne kör, sizin anneniz, annelerimiz ekmek yiyor. Fasulye. Bunların hepsi kördür. Karanlık yerde kör maddeleri yedi. Aydınlık aleminin anahtarı olan göz imal ediliyor. Bak şimdi. Kör maddeleri yiyor, içiyor. Aha bak. Anne karnı karanlık. Karanlık. Peki karanlık yerden, yerde kör maddelerden göz imal edilir mi? Kim bekler buradan? Aydınlık aleminin anahtarı. Ha bakıyoruz, ne anlatıyorum? Sebepler basit, mahdut, fakir, cansız, şuursuz, iradesiz. Ha bunu tanıyoruz. Bu yapamaz. Şöyle. Malzemeler kör, göz olmaz. Malzemeler şuursuz, şuur çıkmaz onda. Malzeme hayatsız, hayat ondan beklenmez. En ahmak odur ki şuursuzdan şuurlu hareket olsun. Onu beklesin. Ha, şimdi Allah yaptı, bilmiyorum. Sebepler yaptı, bilmiyorum. Bunun yapması %50'dir. Bunun yapması da %50'dir. İkisi. Şimdi bunu yapma %50 ihtimal, bunun da yapması %50 ihtimal.
Tamam. %50 ihtimal. Eğer bir tanesinin yapamaz ispat edilirse ötekisini tanımasak da %100 olur. Yaptığı. Çünkü ikisinden başka birisi yok. Mesela şu kapıyı açacak iki tane anahtar var. %100 ikisinden bir tanesidir. Bir tanesini denedik. Açmadıysa ama daha açmadan her bir anahtarın açma ihtimali %50'dir. Denedik açmadı. Öteki anahtar kaç ihtimal olur açma ihtimali? %100 olur. Çünkü tanıyoruz artık. Ha, sebepleri tanıyoruz. Basittir. Mahduttur. Hudutludur yani kapasitesi. Fakirdir. Kendisinde olmayanı veremez. Mesela kördür, göz veremez. Sağırdır, kulak veremez. Cansızdır, hayat veremez. Şuursuzdur, şuur veremez. İradesi yoktur. İradesi yoktur. İrade sana veremez. Bak ne kadar acayip bir irade. Yani verilmiş bile kullanamıyoruz. Bak böyle bir ortamda bile kendimizi yönetemiyoruz biliyor musun? Bak böyle bir ortamda kendimizi öyle mi delikanlı? Sen köşedeki bak sen, sana söylüyorum senin yanındakini. Bak kendisini yönetemiyor. Sen hemen yandaki. Derse gel tamam mı? Manen derse gel kardeş. Dersi dinle. Şimdi şuursuz, iradesiz kanunlar tanıyoruz. E peki onun üzerine şuurlu bir binayı, şuurlu bir eseri nasıl yapacaksın? Yani var olan sistemi biz yönetemiyoruz ya. Şuurumuz var yönetemiyoruz, irademiz var yönetemiyoruz. Ya görüyor musunuz yani acayip bir şey. Ve insan bu. Yani peki var olan bir şuur, akıl, irade ile yapmamız gerekeni yapamıyorsak ya bu sistemi sana takılması için şuursuza nasıl vereceksin? Şuurunla şuurunu idare edemiyorsun ya. Ya insanın en büyük belası kendisi olmuş. Aklımıza bela olmuş. Akıl aklımıza bela olmuş. Bugün niye intihar ediliyor? Niye buhran çekiliyor? Düşüncelerimizden kaynaklanıyor. Buhran geçirmemin sebebi düşüncelerini kontrol edemiyoruz. Edemiyoruz yani. Bir de var olanı kontrol edemiyoruz. Olmayanı nasıl yapacaksın? Bu kanunlar kısmı da itibari mevhum şeylerdir. Kıyasla bilinen şeylerdir. Mesela bu koy bak düştü. Buna yer çekimi demiş. İtibari nasıl? Aya götür altıda bir düşer. Daha güneş sisteminden dışarı çıkan galaksilere çekim yok hiç. E kanun hani kanundu mutlaka böyle yaparmış. Hani gerçekim kanun yok ki orada peki. Bakın şu dünyaya. Kainatın içerisine hakikaten ustad ne güzel demiş. Kainatın kalbi. Her şey ne kadar dengeli ya. Ne kadar acayip bir sistem. Sen bir kere ailede evin gelirini giderini idare edemiyorsun. Ya gelir giderin ya. Ya telefondan şey yapıyorsun, ya ona takılıyorsun, ya o borcu ödeyemiyorsun, ya kiraya takılıyorsun. Hayatımızı verdiğimiz halde ya. Küçük bir daire ya. Hayatiyetini, şuurunu idare edemiyor çocuğun. Ekmeğini, elbisesini almak için. Ha? E peki bu kainatı düşün ya. Bak bu ezan bize gelmesi için havaya bu donanım olması lazım. Ayda bu ses gelmez. Ne çalarsan çal. Yani deneyin böyle bir tane kapta havayı sömürüyorlar. Laboratuvarda görmüşsünüzdür. Boşluk yapılıyor. Boşluk derken hava yok, başka bir şey yok. Orada zil çalıyor, insan duymuyor. Yani ne demeye çalışıyorum? O kadar harika bir hassas denge ve sistem kurulmuş. Diyorum ki bu sistem bizde donatılmış, kullanamıyoruz. Ya bu sistemle kullanamıyorsam bu sistemi bana kim entegre etti ya? Nasıl yükledi ya? Ne kadar tuhaf tuhaf birbirine zıt duygular var. İtme var, çekme var. Sevme var, nefret var. Enaniyet var, tevazu var. Verme var, alma var. Her şeyin zıttı var ya bizde. Bunlar nasıl dengede sistemde konmuş?
Bu kanunlar da itibari emirlerdir. Musibabatta bulunan harika nakışlar, zinetler, garip ve acip sanatlar, sanatların o gibi kıymetsiz esbab ile katiyen münasebeti yoktur. Mesela kulakla elde edilen şeyden lezzet almak. O başka bir şey. Kulak duyar. Duyduğunu sentezliyor, analiz ediyor. Yani imbiklerden geçiriyor tadın tabiriyle. Duyguları, mesela ses geldi. O sesin içinde duygularına malzeme var. Hislerine malzeme var. Aklına malzeme var. İradene malzeme var. Kalbine malzeme var. Ruhuna malzeme var. Diyorsun ki ben vallahi bu sözden etkilendim ya. Bana bir laf dedin, iki sene unutamadım diyor veya. Mesela gidin sığıra, ahra, Kur'an okuyun. Vay be maşallah ne ses, ne mana demez. Müzik çalın, kemençe çalın, koran da vurmaz. Anlamlandıramaz yani bir ses. Kur'an sesiyle araba sesi sığır için aynıdır. Ne farkı var? Bir güzel şey varsa ses tonuyla, o etkilenir koyunlar falan, o da şeyle. Ama bakın sesten farklıdır. Sesi tahlil eden, analiz eden, imbiklerden geçiren. Şu sistemi görüyor musun? Sana takılmış ha, bunları kullanıyorsun. Ve an ve an kumbaradan ömür gidiyor. Hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalışıyoruz. Sanki bu adam öyle yaşamış ki ahirete gidiyor, hiç yaşamamış gibi. Hiç amel. Ölmeyecek gibi dünya yaşıyoruz. Ölünce de sanki dünyada yaşamamış gibi. Dünyada hiç yaşamamış. Sıfır. Hiç. Bunları da söyleyenlere de bir tane Erzurum bizim fen hocası var. Oğlum ders çalışın diyoruz. Kulak verin diyoruz. Siz haç. Pascal kanunu haç. Böyle der. Aynı lisanı kullanırdı. Pascal kanunu diyorum ama sen hiç. Ya kardeşim bunun hiçin dibi var biliyor musun? Bu elimle o kadar insan yıkamışım ki, o kadar kefenlemişim ki, o kadar mezara insan indirmişim ki. Siz de indirmişsinizdir. Ama ben biraz fazla. Hepsi bitti. Ne kadar? Ezeli ve ebedi. Şu sisteme bakın. Esbab basit. Mahdut, fakir, cansız, şuursuz, iradesiz. Kanunlar itibari mevhum şeyler. Ama netice sanatları, ziynetleri, garip yani beklenmedik bir şey. Hatta bilim adamları diyor ki doğuştan ama olanlar bir anda gözünü açsalar aklını kaybederler diyor. Biz çocukken deneye deneye göre alıştık da normal geliyormuş. Beyin bir anda felç olurmuş. Doğuştan ama olanlar gözü açılsa bilim adamları bir anda görse onun aklı gider, bizim aklımıza bir şey olmuyor. Alıştık ya. Bilmiyoruz şu gözün kıymetini. Bilmiyoruz. Ya. O gibi kıymetsiz esbab ile katiye münasebetleri yoktur. Binaenaleyh, mesela bedenin hücelatındaki nizamlı, intizamlı teşekkülatı, ekmek yemesine, yani bedende bir sistem var. Nasıl sistem oluyor kardeşim? Vallahi yemek yiyorum da ondan. Çok tuhaf ya. Mesela bak, alfabede kaç tane harf var? 29. Kur'an'da da öyle. Şimdi her harften 1 milyon yap. A harfinden 1 milyon. B harfinden 1 milyon. C harfinden 1 milyon. 29 milyon torbaya koy. Koydun mu abi? Torbayı de alttan. Aa, ufak delik olsun. Öyle harfler insin ki bu mana ifade eden, insanı düşünceye sevk eden, kendisini içeriye taşıyan, manayı ifade edecek harf dizilimleri olsun. Torbadan bu harfler çıksın da bu kitap olsun. Aa, bu sıra oldu. Torbayı getir. Tırırı tamamla geçir bu torba. Torbadan akıyoruz. Sayfalar yazılıyor. Hangi harf gerekiyorsa oymuş. Sahifede
Seyniyor, ayniyor, heyniyor, iniyor, feyniyor, eyniyor, seyniyor, iniyor, ne, de, sayfe. Sonra çeviriyoruz. Pek, peyniyor, eyniyor, keyniyor. O da cansız ha. Ama aynı torba. İnsan 200 trilyonu geçiyormuş hücre. Bak harf gönderiyor. Hidrojen, oksijen. İki tane. Ekmek yiyorum. Kalsiyum. Bilmem ne kaç tane varsa. Harfler indi mi kardeş? Hasan oluyor. Konuş var. Hisseder. Ne olmuş, aşağı indirdin? Ne olmuş yani? Sen niçin yedin biliyor musun? Eyleminden kurtulmak için. Açtık elimini. İndim, düşünen, merhamet olan. Aynı şeyi bir başkası yiyorsa kadın oluyor, ötekisi erkek oluyor. Kadın aynı ekmekleri yiyor. Kadının vücudundan erkek çıkıyor. Tuhaf yani. Adamdan kız çıkıyor mesela. Yiyoruz yiyoruz, bizden de kız oluyor. Ya ne tuhaf memleket ya burası. Ne garip ya. Şimdi torbadan harfler çıksın, kitap yazılsın. Mümkün değil. Aynı şeyi yapıyoruz. Torbaya gönderiyorum. Mide torbası. Mideye yığıldı mı elementler, harfler? Hasan yazılacak şimdi. Hasan'ı yaz şimdi. Hem de şuurlu, akıllı, mazisini bilen, istikbali şuur edip, korkuları var, eylemleri var. Arzuları var, istekleri var. Tasası var, endişesi var. Planları var, projesi var. Ya. İşte bu nasıl oldu diyor. Adam diyor ki, insan ekmek yiyor. Ondan oluyor. Ekmek yiyor. Yemek yiyor. Kuru fasulyeyi gönderdin. Ondan olmuşuz. O kullanılmış. O kullanılmış. Yani villanın da yatın da malzemeleri gece konduyla aynı. Demir, çimen. Değil mi? Villada yatlarında, katlarında işte villa, köşkler var ya, orada da demir kullanılıyor, orada da çimento kullanılıyor. Gece konduda da onu kullanılıyor. Fark nerede? Projede. İnsan sisteminde bir proje var, geleni yönlendiriyor. Aynı ekmeği sığırına yedirin, insan olmuyor. Aynı ekmeği anne yiyor, Fatma oluyor karnında. Aynı ekmeği yiyor, anne Hasan oluyor. Büyük bir tencere getiriyorlar, buraya koyalım. Anne ne yedi? Bugün bir tabak yoğurt. Ne yediyse o tencereye attın. Ne yedi öteki gün? Fasulye. Onu da boşalttın. Anneden 9 ay sonra benim gibi bir şey çıkıyor. O tencereye yediğini bir mislinin oraya koydu. Karıştırsak 9 aylık o şey. O yemekleri, kalmacunu. Ne olur ondan? He? Pislik olur. Fışkı olur diyor. Doğru söylüyor. Keşke olsun. Keşke? Bizim oranın değil. 9 ayda o tencereye malzemeler koysan koşkan yemek olur. Ancak yerine yaklaşamazsın kokudan. Ya demek ki malzemeler kullanılıyor. Bedenin hücreatındaki nizamlı, intizamlı teşekkülatı ekmek yemesine, daha acayip bir şey söyleyecek, kuvve-i hafızada yazılan gayr-ı mahdut, muntazam nakışları kulaktaki ve baştaki telafife. Yani insan düşünen bir insan, tefekkür ediyor insan, yorumluyor insan, yol gösteriyor size. Ha? Yol gösteriyor. Ve bu herkes farklı. Nasıl oldu bu kardeşim? Vallahi insan hafızasında gri bir madde varmış, o ne oluyormuş? Tamam, madde yok denmiyor ki. Mesela elma ağaçtan oluyor ama elma ağacı sistemdir, fabrikadır. Fabrikatör değil, mühendis değil. Orada yapılıyor, o yapmıyor. Oradan veriliyor. Yani delikten hani yemekler veriliyor ya. Yemekler oradan veriliyor, o vermiyor. Şimdi bazı evlerde var ya,
Delik açarlar böyle mazgal gibi. Mazgal derler. Amerika mutfağı diyorlar. He? Amerika mutfağı diyorlar. Amerika mutfağı. Oradan delikten yemekler veriliyor. Eski Osmanlılar'da bu vardı. E şimdi oradan geliyor diye duvar mı veriyor şimdi o yemeği? Oradan veriyor, o vermiyor. Allah şimdi domatesi gökten mi versin? Pat! Ne oldu lan? Domates ayı başladı. Gökten domates yağıyor. Kıyar ayı geldi. Karpuz ayı geldi. Gökte yağsa. Ya gökten verecek veya bir yere takacak ya. Gökten verse, sonradan ağaca taksa. Vay duydunuz mu? Domates tutana takılmış ya. Yok canım öyle şey olur mu ya? Domatesin kaynağı semadan gelir ya. Ya ağaca takılmış ama ne ya? Çubuklarına kafayı mı yedin lan bu kadar çubuktan? Koca şey çıkar mı lan? Bu ne şey bundan delikle çıkar mı bu kadar ince şeyden? Büyümediğini anlamaz ya. Biz alıştık mesela civciv yumurtadan çıkıyor. Aa normal. Kestane koçanı var ya kestane biliyorsun. Oradan çıksa ne olur? Vay duydunuz mu civciv koçandan çıktı. Peki hep öyle alırsak? Aa yumurtadan civciv çıktı ya. Acayip bir şey ya diyorsun. Mesela sabah kahvaltısına yediğin yumurta ya. Yani alıştığımızdan o oymuş zannediyoruz. Öyle oluyormuş. Tercih etmiş işte. Kestane koçandan civcivi çıkartmadı da yumurtadan çıkarmış. Acayip bir şey ya. Ha, şimdi diyor ki bu tür şeyler diyor mesela Kuvve-i Hafıza'da yazılan gayri mahdut muntazam nakışları. Yani insanın hafızası kırmızı mercimek tanesinin daha ufakmış. Sesler. Mesela otobüste duruyorsun. Aa bizim komşunun sesi ya. Görmediğin halde. Kokular. Şey kokuyor. Hafıza. Aa buradan geçmiştik. Bütün yazılar, kokular, manalar, sesler, tonlar. Hatta düşünceler ve tefekkürler orada kayıtlı. Nasıl olmuş? Beyaz bir gri telafif dima var. Ondan kaynaklanıyormuş. Allah orada yapıyor. O yapmıyor. Kardeşim, sütten, sığırdan veriyor. Sığırın kafası çalsa zaten sana vermez. Niye? Sahip kes sanatına göre otursun. Siz akıla ben eve der. Çünkü siz süt yapamıyorsunuz ki. Öyle der yani. Ya, bir de sığır olduğunu bilse, inan psikoloji hastaneler dolar sığırdan. Hepsi kafayı yer. İyi ki bilmiyor yani sığır olduğunu. Ya. Sığır olduğunu bilmiyor. Sen kötü olduğunu veya ya biri sövdüğü zaman Esselatu Vesselamu Aleyk ya. Deyince hemen kendisine yorumluyor. Yanında bir tanesini kesilse sığırın umrunda değil. Selah okudum derste de uyanlar uyandı hemen. Örnek bir de gözük değil. Tamam. Ha? Eğer kendi yapsaydı o sütü, süt ürünleri fakültesine rektör olması lazımdı sığırın demiş. Doğru demiş. Allah Allah. Konuşmaktaki tefekkürdeki harflerin teşekkülüne. Konuşuyoruz. Nasıl oluyor? Havayı teneffüse aldım. Manalar ondan çıkıyor. Ya bu aldığım havayla mana ne alakası var ya? Bak aldım. Seni düşündürüyorum konuşurken. Aynı kelamın içinde. Kelamı şöyle düşünün arkadaşlar kelime. Ağacın çekirdeği. Çekirdeğinde koku var mı? Dal var, budak var, yaprak var, çiçek var. Aynı öyle değil mi? Sildi. Ama içinde resim var. Ses var. Değil mi? İşte ağızdan çıkan bir kelime seni düşündürüyorum. Hislendiriyorum, muhabbet ettiriyorum, nefret ettiriyorum. Kalbini, ruhunu tatmin ediyor. Veya tersi de oluyor. Kötü bir haber mi dene vuruyor. Peki nasıl oldu bu? Beni düşündüren şey. Havayı teneffüs ettim de ondan. La ona yükleyen nerede? O havaya manayı yükleyen kim? Usta tam 33 mertebede diyor. Bak şimdi. Mail kalpten çıktı. Kalptekileri aldı. Kartopuyu düşünün. Dağın tepesine kaydın mı? Koydun kardeşim. Bırak o kartopuyu. Vadiye inene kadar katlana dev olur değil mi? Mail çıktı bak şimdi. Size karşı bir mailim var. Kalbe geçti. Kalptekileri aldı.
Vicdana geçti, vicdaniyatı yüklendi. Dimağa geçti, dimağa, aklı mertebesine. Onlardan aldı, sonra boğaza giriyor. Burada o nefese, yani sese, kalp, vicdan, kafadakiler hepsi orada sesin içine yükleniyor. Sana gönderiliyor. Senin kulağına geliyor, sepeti boşaltır gibi kulağına geliyor ses, ses kulağına kadardır. Ondan sonra sesin içindeki, sepetin içindeki malzeme gibi, sesin içindeki duygular, hisler, manalar, latife, yani kapten aldığı kalbe gidiyor. Oh, benden çıktı ya kapten, senin kalbine gidiyor. Benden vicdandan çıktı değil mi? Senin vicdanına gidiyor. Şuraya bak. Benim kafamdan çıktı, dimağımdan, senin dimağına gidiyor. Buraya kadar senin ağzından benim kulağıma kadar postacılık yapıyor. Kim? Ses. Şu havaya da ekiliyor. Peki nasıl oldu bu kadar harika sistem? Kardeşim nefes alıyoruz ya. Ya o kadar. Sebebi fail yapıyor. Kullanılan malzeme kullanan zannediliyor. Kullanılıyor bu. Hava. Adam nasıl tefekkür ediyor? Hava alıyoruz kardeş. Hava, hava alırsın. Böyle düşünürsen. Konuşmaktaki, tefekkürdeki harflerin teşekkülü hava almana. Sırf bununla izah ediyorsun. Allah'la ne alakası var diyor. Hava alıyoruz yeter diyor. Ve süveri zihniyenin hüsulüne lisan ve zihnin hareketleri gibi esbaba, isnat, ahmakçasına bir hükümdür. Mesela ben şimdi konuşuyorum. Bak dinliyorsunuz. Dinliyorsunuz. Bak seyrediyorum. Hiç oynamayın. Ben anladığım için söylemiyorum da bir şey söyleyeceğim. Bak şu kardeş şöyle dinliyor. Şok. Şöyle. Şu kardeş şöyle dinliyor. Ötekisi böyle dinliyor. Ötekisi böyle dinliyor. Ötekisi böyle dinliyor. Hepsi içinizi dışarıya taşıyor. Mesela diyeyim şöyle. Doktora gittiniz, bir sıkıntınız var. Doktor tahlil etti, tespit edemedi. Git diyor, bana tahlil ver diyor. Büyük bir küçük abdestini getir. Ulan doktor ne yapacaksın lan benim pisliğim, büyük pisliğim. İçini seyredeceğim diyor. Ulan benim içimi nasıl seyredeceksin ya? O pis zannettiğimiz büyük ve küçük abdest senin içinin aynası. İçini dışarıya taşıyor. Daha ince tanımlama var ama eline geçmez doktor. Git terini bana getir diyecek gelecek tarihte. Ter. Ter daha ince yeri gösteriyor. Büyük ve küçük abdestler bedensel. Teri ruhtan haber veriyor. Çünkü şarap içen, içki içenlerin teri büyük abdest gibi necistir. Sarılamazsınız. Sarılırsanız 3 defa yıkamanız lazım. Teri necistir. Ama normal bir Müslümanın teri mübarektir. Allah Resulü'nün teri misk gibi kokardı. O geçip gitti, kayboldu, gözükmese bile orada teri duruyormuş. Şey kokusu. Mesela teriniz kokuyor değil mi? Çok pis. Bazılarının var, yoktur sizde de. Bazıları abi bende var falan. Deme işte lan, deme. Yok derler. Bir şey diyeceğim şimdi. O teri ağır kokanlar ne yapacak? Parfüm değil, ahlakını düzeltecek. Ahlakın ağır. Geçimsiz adamsın. Düzelt kendini. Telin dedi. Abi ben televizyonda programlar yapıyorum. Makyaj falan boya sürebilir miyim? Dedi. Ben çok çok acayip garip dedim ya. Sizin gibi insanları binlerce tanıyorum ya. Yayına çıkanlar şimdi. Makyaj yapsam caiz mi diye soruyor. Dedim kardeşim güzel gözükmek için makyaja gerek yok. Teheccüd namazına kal güzelleş. Öyle mi abi ya dedim. Şimdi ya Rab neye teledim? Güzelleşmek için teheccüd namazı kılmaya Allah. Başladım abi. Başlamış yani. Hakikaten başladım. Doğru yani. Ne anlatmaya çalışıyorum kardeşim? Madde, mananın görüntü zeminidir, aynasıdır. Niye herkeste sima farklıdır? Niye simalarınız? Elsinetikum elvanikum. Simahum fi vucuhihim min etheri sucud. Ne olduğunuz simanızdan bellidir. Hepsi belliymiş. Zina yapanın şurası, içki içenin şurası,
faiz yiyenin şurası, namaz kılmayanın şurası, namaz kılanın şurası, hep belli. Hep belli. Ya. Çok acayip. Dişe vuruş. Takıntılarınıza bakın, tıklarınıza bakın. Hep ruhsal sıkıntıdan onları tedavi edin. Neyle? Ben size bir tedavi yöntemi söyleyeyim. Ehliyim ha. Tevazu yapmayacağım burada. Doktor bedeninizi bak söylemeni istemiyor. Her gün 5-10 dakika sabah, gündüz ortası, hangi dakika okuyacaksan, bir de akşam namazıyla gece 12'ye kadar 5-10 dakikada Asay Musa okursanız, inanın bana, içsel sıkıntınız, girilmiş o balon, bisiklet lastiğine traktör havasını basarsan, basmış ya, tahliye sübubu gibi göreceksin. Anlama. Ben bunun içinde neler var olduğunu biliyor muyum? Element bilmiyorum. Ama beslenmeme mani değil. İçini bilmeme. Risale'yi anlamasan da ruhsal beslenmene mani değil. Ben ehliyim söylüyorum. 5-10 dakika günüz ortası. Bak ilaç kullananlar veya ilaç durumuna gelenler. Tiki olanlar. 5-10 dakika bunu oku. Tiki olanlar şu. Birisi orada pantolonu çıkarıyor, bu da çıkarıyor. Birisi orada böyle yapıyor, o da çıkarıyor. O da vuruyor. Yani o böyle yapıyor, o da böyle yapıyor. Ondan sonra tırnağını yiyenler, kaşığı gözüyle oynayanlar. Bir, Hizbul Kur'an okuyacaksın 300 sayfa her gün. İki, her gün 5-10 dakika Asay-ı Musa okuyacaksın. Çünkü Asay-ı Musa sihir ve büyüleri iptal ediyor. Cemiyet bizi sihirledi. Mahvetti ya. Bak her derste söylüyorum, diyeceğim birkaç sene diyeceğim bunu inşallah. Lut kavminin hepsinin Semud, Ad kavminlerinin bir adetleri vardı. Helak olmasına sebep. Lut kavminin pisliğini biliyorsunuz değil mi? Eşcinsellikti. Nasıl giyinirlerdi biliyor musun? Düşük pantolon giyerlerdi. Arkadan yürüyenlere diyor ki ben eşcinselim ona göre. Yani birbirlerini düşük pantolon giyerek tanımlarlardı. Namaza eldiğiniz zaman düşük pantolon olanlar, namazdayım cumada, sağ gözümü kapatıyorum inan görmemek için. Değil donu, kıçı gözüküyor. Ha? Ben sizden yaşlıyım, abinizim. Bunları demem lazım. Düşük pantolon Lut kavminin adetidir. Amerikan Yahudi şirketi Müslümanlara diyor, Lut kavminin adetini yaptım ya diyor. Bundan sonra gidebilir. Hakikaten geberdi gitti. 200 sene yaşayacağını söylüyordu. Refeller mi? Neydi böyle zıkkım kökürü? O adam demiş. Peki, üzerinize İngilizce yazıyor. Ne yazdığını biliyor musunuz? Belki de size küfür ediyorum. Ben bilmem ne çocuğuyum diyor. Böyle yazı da var tişörtte. Mesela bir tanesiyle gidiyorum böyle. İngilizcesi var. Yazılımcı senin mesleğinden. Camı indirdi. Çok ilgisin yani. Dur kalk yaptı ya böyle ışıkta. Orada birisi geliyor. Delikanlı bir dakika durur musun dedi. O da benim gibi duramıyor. Buyurun dedi. Tişörtünde bir yazı var dedi. Ne yazıyor şu. Manasını biliyor musun dedi. Biliyorum dedi. İyi o zaman git dedi. Manası neymiş? Nedir dedim herhalde. Ben hayvanım. Bir tanesine de denk geldim dedi. Ben falan çocuğuyum. Ne yazdığını biliyor musun? Bilmiyorum dedi. Gözümün önünde diyor. Ben görmedim. Kendisi bana anlattı. Yazılımcı. Ahlaklıymış böyle. Hemen durumu söylermiş. İngilizcesi var. Ben falanca çocuğuyum diyor, yazıyor diyor. Böyle mi yazıyor diyor. Caddenin ortasında tişörtü çıkarttı diyor. Biz reklam panosu muyuz? Ne alakası var bu konuda mevzuyla? Psikolojilerimiz. Niçin bozuk? Ya. Adamlar neler yakıştırıyorlar bize. Yazılı, renkli yani şekilli almayacaksınız. Düşük pantolon giymeyeceksiniz. Lut kavmi gelişir. Küpe müpe altın altınlar takmayacaksınız. Kadınlık duygusu gelişir. Altının dalga boyu, enerjisi, cinlerin, kadınların dalga boyu, ben ehliyim bu işin, üçünün dalga boyu birbirine yakın. Mesela şöyle diyeyim. FM radyosu, XX1 bir kanal. Başka bir kanal, XX2. Başka bir kanal, XX1.5. Birbirine yakın değil mi? Ses bazen kayma olur. Ha, dalga boylar üçünün aynı. Yakın. Yani yakın. Cin,
altın kadın. Çok rahatsız ederler, o da rahatsız ederler. Yani eğer ona takarsan o tür duyguların gelişir. Yerin altında saklanan altınlar sahiplediğim çıkınca hem oluyorlar yakınlar. Niye? Cinler sahiplenmiş. Niye demir madenini sahiplenmemiş? Onun için erkek takmayacak. Çünkü takarsa cinsellik duygunuz çok aktif olur. En azından bir tanesi bu. Cin olduğu. Cinnet getirmiş. Cin olduğu nettir. Cin ne? Cinsel. Ha, faydalı olayım diye parantez açtım. Bir kere hemen o düşük pantolon varsa elveda diyeceksin. Bunu duyduktan sonra kale almasan şimdiye kadar merhametle bakılıyordu. Belki tecelli etmiyordu o duygusal ama. Eğer kale almasan duyduktan sonra bak bundan sonra pek şansın yok. O duygun gelişir. En azından kafana vesvese olur. Ulan sen şey misin lan? Şeytan eline koz verdik yani. Benim de ağrıma gidiyor ya. Müslümanın çocuğu, Lut kavminin çocuğu olamaz. Ağrıma gidiyor. Bunu Cuma'da da vaaz ediyorum bunu söyleyeyim. Bir tanesi vardı. İndim kürsüden. Ulan bağıracak dedim işte Arnavut. Hocam Allah razı olsun dedi. Bunu dedim. Vallahi şimdi donla kalmayacağımı bilsem çıkarırdım dedi. Dedim eğilip kalkırken zaten donla kalıyor. Evet. Hocam çok özür dilerim. Çok kısa bölebilirim. Şimdi ben birinden bir şey dedim, biri de farkını söyledi. Dedi ki her doğru her yerde söylenmez, biri de ki her doğru her yerde söylenir. Şimdi hangisini hocamı bilemiyorum. Her doğru her yerde denmez. Ama benim bildiğim doğruları hep desem sen burada kalamazsın. Bir de şu var ya Müslümanın Müslümanın anladın hakkı mı? Var. Yok dediğiniz anladın da şimdi o zaman söylemek mi gerekirse şimdi bir ha. O aklıma geliyor bir o aklıma geliyor. Ben söyleyeyim şimdi sana. Söyleyince... Şimdi söyleyecek kişi konumu, yaşı, vazifesi. Sen şimdi burada desen olmaz. Yani üstünlük sağlam kamaçlı değil tabii ki. Tabii. Ama benim şu anda bir sıfatım var değil mi? Allah razı olsun. Benim bir sıfatım var, sizi ikaz etmeyle, bazı şeyleri uyarmayla vazifem var. Ama vazifesiz bir adam, doğru bildiği bir yerde, doğru bildiği bir şeyi, ortama, kim, kime, bak kim, kime, neyin, ne zaman, nasıl, niçin, makam ve maksat bilmeden söylerse, kâr yerine zarar verir. Bak, kim, kimlere, neyi, ne zaman. Uslup, tamam, makam, maksat. Daha çok var da siyaksi bak diye. Ha, şimdi pat diye sen emsaliyle söylersen böyle. Ama camiye çıktık kürsüye. Vaaz ediyorum biliyorsun. Demeyeceğim. Nerede diyeceğim? Kürsüde demedim. Ama sen camiye daha önce gelmeden cemaat! Biliyor musun böyle? Olmaz. Kimsin? Bak sıfatın var. Oraya gelen her şeye açık. Beni yetiştir. Beni öğret. Bilmediğimi anla. Yanlışlarımı ikaz et. Kulağımı sana verdi. Diye gelmiş. Gururundan değil. Emsaller arasında sıkıntı olur. Ama o makam değil. Ha, benim vazifem tebliğ, irşat etmek, yanlışları ikaz etmek. Çünkü ben ne zaman diyeceğim? Ha, o dediği doğru. İkisi de doğru. Mesela her doğru, bir tane söyle demişti bana. Yayınlar yapıyorsun, sesli yayınlar. Bu kadar şey söylüyorsun, doğru söylüyorsun ama her doğru her yerde denmez ki. Her doğruyu ben desem dedim, seni Merkür'e değil Jüpiter'e atarlar. O da bildiklerinin içine seçerek veriyor. Her doğruyu da demiyor. Ha doğruyu söylüyor. Ha ya. Bak, bizim çok doğrularımız var. Bazılarını söylüyoruz. Özel hayatınıza girmedik. Gene pantolonu düşük giymeyeceksiniz. Şaka. Esbaba isnatları ahmakçasına bir hüküm.
Ancak o gibi müsebbibat, gayri mütenayi bir kudret, bir ilim, bir irade iktiza ediyorlar. Yani bir de şunu söyleyeyim kardeş doğrusu. Şimdi bazen yerlerde duyarsınız. Kardeşim geldi Allah ispat edildi, gitti ahiret ispat edildi, dokunma, yediğine, içtiğine, giydiğine bu hale geldik. Külliyatı papağan gibi ders yapıyor, hala böyle tişört giyiyor. Hala ders yaparken kolsuz yapıyor, kafasında takke yok, takkesiz. Ya İmam-ı Şafii takkesiz, dışarıda dolaşır, mahkemede ve nikahta şahitini kabul etmiyor. Amelu amelu saliyat. Salih amelden bahsedilmiyor. Yeter ki gelsin. Gelsin de bir şey öğrenecek de. Ağrına gidiyor. Ağrına gidiyorsa sokakta olur canım. Biz kimseyi zorla davet etmiyoruz. Sokakta olur. Diğer öğrenmek isteyenleri bana almaz. Ha, usta diyor ki, ameli salih imanın ikinci cüzüdür diyor. Amel imandan değildir ama amelsiz iman da kalmıyor diyor. Akaidi ve imani hükümleri sabit ve kavi kılmaktadır. Melek haline getiren ameli salihtir. Yani ikisi gayrimüfektir. İslam ve iman. Doğru yaşayacağız. Sonra da bir sürü sıkıntılar musallat oluyor. Şeytan musallat oluyor. Cinler musallat oluyor. Erva kabiseler musallat oluyor. Bak o madde altını taktın musallat oluyor. Sana musallat. Kadın olmuyor. Kadının zaten o vazifeleri var. Ama bak cin sellik. Doğru yaşamamaktan. Cinnet geçirmiş. İşgal edildiğinden yapılmış. Niçin? Çıkış yolu gösterdi. 2-3 safha Hizb-ül Kur'an okuyacaksınız her gün. Asay-ı Musa okuyacaksınız. İyilerle oturup kalkacaksınız. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor. Doğru insanlarla, doğru yerde doğru iş yapacaksınız. Davut Aleyhisselam lisanını da söyleyeyim. Her çeşit lisanını kullanayım size bunu. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Bak İmam-ı Rabbani'den söyledim, Şedet'ten söyledim. Davut Aleyhisselam'dan da söyledim. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Kardeşim bir defa geldik buraya. Bir daha gelmeyeceğiz. Yazık. Bir defa geldik şu dünyaya. Ezeli ve ebedi. Düşünülüyor. Ezeli ve ebedi. Bir daha gelmeyeceğiz. Ya yazık. Ehli olmayan, yetkisi olmayan aksul amel yapar. Ehli, yetkili. Camide cuma kılıyorum. Ama ben kıldırmıyorum. Arkadayım. Bir tanesi öyle. Yanımda. Gözü kapatıyorum ki şeyi görmeyeyim. Yani. Adamın donunu değil kalçeleri. Şimdi desem bir türlü mü? Ha ikinci unvanımı söyleyeceğim. Bak adama bak. Benim bilmiyorum. Durdum, kılmadım. Selam ettim. Delikanlı. 30 küsür yaşım. Ben imamım dedim hocam. Bak her hafta o kürsüden konuşurum ama bugün de buradayım. Buyurun hocam dedim. Ben hocam dedim. Sana söyleyeceğim şeyleri hocalık sıfatımla söylüyorum. Normal bir adam. Buyurun hocam. Aynı anlattı o cumanı. Tamam hocam dedi. İyi mi hocam? Bak hocam, paldır küldür. Kardeşim ne biçim lan adamsın lan. Kafana geçiyorsun. Ya. Ancak, şimdi genel mevzuya geliyoruz. Ancak o gibi müsebbibat, yani neticeler, yani nefes almak. Bu kadar benimle senin arandaki ilişkiyi sağlıyor. Fikrimi sana nasıl anlatacağım? Yani aktaracağım. Havanın içine fikir konulur mu? Havanın içine konulur mu? Havanın içine duygu konulur mu? Vallahi öyle konuştu ki çok etkilendim ya. Çok nefret ettim. Ya çok sevdim. Tamam mı? Midene vuruyor. Bazen coşuyorsun bir sesten, bir haberden. Ya sesin içine duygu yüklenir mi ya? Ne acayip bir şey ya. Bir çekirdeği ağacı yüklemiş. Bir damla suya insanı yüklemiş spermaya. Öyle mi? Bir küçük cama güneş girmiş. Kelam ya, kelama ben girmişim. Kelama nasıl girer insan ya? O kadar alıştık, o kadar alıştık ki kullandığımız için konuşmaktan. Vallahi etkilendim ya. Kullandım. Ha! Vallahi kalbim acayip oldu ya. Çok sevdim ya. Çok nefret ettim ya. Bunu kelamın içinde o var.
Çünkü benim, burayı dinleyin, nerelerden, hani kartopu yapmıştık ya dağ tepesine, inerken katlana katlana, benim kelam nerelerden gelmişse senin oralarını ikaz ediyor. Sırf akıldan çıktıysa aklını ikaz ediyor. Eğer konuşurken dilimle konuşuyorsam kalbine inmez benim konuşma. Onun için yapmadığınız ne söylersiniz? İmete kullanamana tefra. Tesir etmez. Eğer ben içeride konuşuyorsam senin içine girer. Nasibin varsa. Eğer ben dilimle konuşuyorsam, yapmadığım şeyi söylüyorsam sana tesir etmez zaten. Etmez. Dokunmaz da zaten. İşte bu gibi neticeler gayrimütena bir kudret ile, bir ilim ile, bir irade ile olur. Mesela kudreti anlatayım size. Adam benim yanımda. Tam Mekke'de. Gitmiş Amik Ovası'na, Hatay'a. Ovada pamuk sulanması gerekiyor. Gitmiş o su pompası var ya, elektrikle su çıkacak. Ona telefon gibi bir şey bağlamış. Aynı numara. Telefon yalnız Ceren'e bağlı. Titreme. Şimdi daha gelişmiş de sen bilirsin. Orada gözümün önünde 3G, 3G mi, 4G'si de var, görüyor. Oradan, oradaki telefonu çaldırıyor. Titreyince elektrik devreye giriyor. Su pompası, su dışarı aşağıdan alıp tarlayı sulamaya başladı. Kendisi tavaf ediyor. Bakıyor 3-4G ile şeyini. O epey tamam. Bir daha titretiyor. Tırt tak, o şartı düşüyor. İnsanoğlu böyle yaparsa, bu yapılan kafa bunu yaparsa, bu yapayı yapan kafa, kafayı yapan Allah neler yapar ya? Abi Allah uzaktan bizi nasıl idare ediyor, nasıl görüyor? Önemli insan kendisinin eserini görüyor ya. Arabistan neresi, Hatay neresi seyrediyor. O su bayağı yükseldi diyor ya. Yeter. Nereden lan yükseldi? Hatay dedi. Nasıl yükseldi lan? Nereden görüyorsun o zaman da yeni bir... Patım hakikaten ha. Kanallar su doluyor. Sen görüyor. İnsanoğlu yapılan bir kafaya yapan zatı düşün şimdi. Der misin? Bu nasıl oldu? Vallahi şimşek çaktı. Deprem oldu, sağlandı, su geldi, bilmem güneş vurdu, rüzgar esti, topraktaki madenler çıktı, böyle telefon gibi bir cihaz oldu. Bir tanesi diyor ki, soruyor, ya benim işim bu ya. Bunları sormuyor. Abi diyor, Allah diyor, hepimiz bir anda nasıl duyuyor dedi ya. Hadi duydu, her kafadan ses geldi. Hepsini tek tek diyor. Hiç kimse mahrum etmeden. Sana söylerken sen duymayacaksın. Her konuşana, her talep edene, bak şimdi. Allah tek tek cevap veriyor. Aynı anda buna sağa git derken buna sola git. Buna verirken buna vermiyor. Bu kadar nihayetsiz insanların nihayetsiz isteklerini bir anda hepsini duyup nasıl cevap veriyor dedi ya, ben burayı anlamıyorum dedi. Navigasyonu bilir misiniz? Navigasyon, o kadar bir şey. Cep telefonunda da var. Değil mi? Bak şimdi, Hamza, yazıyorum, Gebze'ye adresini yazdım. Böyle değil mi adres? Yazdım navigasyon, bir başkası yanımda Zeytinburnu adresini yazdı. Birisi, bu aşağıya doğru ne var? Kartal. Kartal. Bu tarafa doğru kim var Tehdan tepesine? Kurtköy, Çekmeköy. Yazdım. Ve 1 milyon insan navigasyona girse uyduya, hepsine farklı yön, aynı anda duyuyor, cevap veriyor, bir iş bir şey karışıyor mu? Yeter be kardeşim ya, uydu diyor. Lan 1 milyon kişiye aynı anda nasıl cevap vereceğim ya? Birisine diyor ki dedi, sağdan çıkacaksın, ötekisine aynı anda soldan çıkacaksın. Bir tanesi diyor ki, ileriye git, bir tanesini geri gel diyor. Aynı anda. Bir iş bir şey manevi, nihayetsiz iş, bir iş gibi. İki, güneş. Koyunların otunu büyüttüğü gibi tek tek, her bir otada, Muş'a'da, Sibirya'ya da, Arabistan'a da aynı anda bütün işleri tek iş gibi yapıyor. Sıraya koyuyor mu? Benim sesim hepinize gidiyor. Tek ses. Benim ruhum 200 trilyon hücre bir anda idare ediyor. Bunu yapılırsa, yapılan sana, bunu yaparsa ruh yapılmış, navigasyonu insanoğlu yapmış,
şu kadar kişi bir anda girmesin demiyor. Peki Allah ya? Bir düşünsene. Sen bana sana sorayım. Çıplak gözle uyduyu görebilir misiniz? Peki uydudan sesi duyar mısınız? Çanak anten gözün görmediği uydudan filmi alıyor. Senin kulağın duymadığı sesi de alıyor. Öyle mi? Çanak anten. Peki nasıl anlarız? Git çanak antene kulak ver, sesi yok. O, televizyona bağlamış, orada ortaya çıkıyor değil mi? Ha, insanın şu cesedi de çanak anten. Tamam mı? Alemi gaybde aldıkların da ruh televizyonda, ruhta gözüküyor. İçerilere gözüküyor. Ya şöyle hissettim ya, böyle bir duygu geldi. Allah Allah, böyle bir düşünce geldi ya. Bana bak, bir sıkıntı oldu, birisi bir şey mi oldu ya? Hani baksana, bir babanı aratsana, bir şey mi? Bir arkası tak tak. Çanak anten çekmiş. Anladık? Yani sebep sonuç ilişkisi ne kadar basit ama netice ne kadar büyük. Suya bak, insana bak. Çanak antene bak, filme, sese bak. Allah onları kullanıyor. O malzemelerin üzerine yapıyor. Onlar da olmasa neyi kullanacak? Diyor ki, ilim ile, bir irade ile, bir kudret iktiza ediyor. Bu hakikata binaen sabittir ki, kem ve vücutta müessil hakiki ancak kudreti gayri mütenabbi halik-i kadirdir. Esbab ise bir bahanelerdir. Vesait de perdelerdir. Yani bunlar perdeler ya. Direkt o yapıyor. O halk ediyor. Şu anda sen böyle durmuşsun. Keseceğim arkadaşlar. De, saatim geldiğini biliyorum. Şimdi böyle dinliyorsun. Sırf ağlıcılarını açtın. Ne oluyor içeride? Bilmiyoruz. Biliyor musun ne olduğunu? Ben konuşurken duygularına gidiyor, vicdanına gidiyor, ruhuna gidiyor, kalbine gidiyor, aklına gidiyor, nefretine gidiyor, muhabbetine gidiyor, hoşuna gidiyor, hiç hoşuna gitmiyor. Bir tuhaf değil mi? İçeri atıyorsun. Ha. Peki bu bedenle ruh ilişkisini bir düşünür müsünüz? Ruh. Ne garip. İçeride de değil, içeride böbrek ağrı. Bak, ruh ceset ilişkisi. Ne kadar şuur edersen, ayırabilirsen, dünya ile de ahireti aynı şekilde ayırırsın. Ruh bedenin neresindeyse ahiret dünyanın orasındadır. Odundaki duman ve nur, odundaki duman ve nur odunun neresindeyse ahiretteki cennet cehennem de dünyanın orasındadır. Hiç ömrünüzde odunun yandığını görmeseniz, size bir tanesi dese ki bu odundur ama kafayı takma. Ne? Bu içinde iki tane zıtların cemidir. Bir tanesi aydınlıkları kapatır, duman. Bir tanesi duman ortada kalır. Nerede bu? Sağda mı sol? İkisi de aynı yerde. Lan ikisi de aynı, nasıl olacak? Bir tanesi kapatan, gözü görmüyor duman. Bir tanesi nur. İkisi aynı yerde. İkisi iki zıt. Ha, bu odunun kilosu var ama bunu meydana getirenin, bunun kilosu yok. Dumanın kilosu yok, ısının kilosu yok. Ateşin kilosu yok, kilo kalori. Bu yandığı zaman her yerde ama odun bir yerde. Görüyor musunuz zıtları? Dünya, ustad da diyor ki, dünya diyor, ahiretin üzerine tenteneli bir perde. Ne demek? Ha, örtmüş, hafif böyle tefekkür edersen hemen görürsün. Ha, odun da Allah'ın dumanı ve nurun üzerindeki bir perde. Kelam, konuşmak, fikirlerin, hislerin, manaların perdesi. Aynı bu şey. Kelimeyi düşünün. Tamam, içinde ben nasıl varım? Odunu düşünün. İçinde nasıl zıtlar var? Dünyada kelimedir. Ahiret içinde. Anladık mı bir daha? Ben kelimenin içinde nasılım? Nasıl girdimse... Allah Allah. Ya oradayım. Nasıl ki duman ve nur oduna girmişse ama odun gözüküyor. Her yerde olan bir hakikat bir yerde. Şeyde ahirette dünyada öyle bulunuyor. Ahirette bulunuşu odundaki zıtların
odunda bulunuşu gibidir. Cennet, cehennem de dünyada böyle bulunur. Odun da bir kelimedir. Dünya da bir kelimedir. Dünya aynı zamanda bir kelime olduğu gibi odun gibidir. Zıtların cemidir. Peki 5-10 dakika geçirdiğim için kusura bakmayın. Sebep budur ama sebepte gözüken harikalar sebebi bile unutturmuş. Ha, netice başladık. Allah mı yaptı? Sebepler mi yaptı? Allah'ı tanımadığımız için Allah yaptı diyemiyoruz ama yapmadı da diyemiyoruz. Sebepleri de tanımadığımız için Allah yaptı diyemediğimiz için yapmadı diyemiyoruz. Ha o zaman dedik ki ha sebebi bir baktık olan bu yapamaz. O zaman Allah yaptı %100 ortaya çıkar. Bahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha temassalamu aleyhi.